Merhaba arkadaşlar. Bugünkü test konumuz Fiat Grande Punto 1.3 dizel ve aktif donanıma sahip. Aktif donanım bildiğiniz gibi Punto'nun en baz donanımı, başlangıç seçeneği. Bize neler sunuyor? Yeterli mi, değil mi? Fiyat kalite babında iyi bir araç olduğu söyleniyor. Gerçekten öyle mi, değil mi? Video sonunda bunu göreceğiz. Şöyle ben çekileyim yavaş yavaş. Punto'yla baş başa kalalım. Ön tarafta gördüğünüz gibi araç başlangıç seçeneği olduğu için sis farımız yok. Ve radyatör ızgaralarımız siyah. Herhangi bir krom kaplama yok, boyasız. Aynı şekilde ayna kapağımız boyasız. Jantlarımız da 175, 65, 15 inç ve kapaklar var. Alışımlı jant mevcut değil. Kapı kollarımız plastik, boyasız. Arka tarafa doğru gelirsek de burada da park sensörümüz yok arkadaşlar. Burada bir detay göstereyim. Fiat Punto. Punto İtalyanca nokta demek. Ve buradaki insanın kafası da aynı şekilde nokta olarak tasarlanmış. Şöyle gelmişken bagajımızı da açalım. Bagajımız burada herhangi bir açma düğmesi yok. Ya içeriden açacaksınız ya da anahtarla açacaksınız. 275 litre bir bagaj hacmine sahip. Herhangi bir saklama gözü yok içeride. Şöyle bakalım detaylı bir şekilde. Gördüğünüz gibi bu sınıf için yeterli bir hacme sahip. Biraz eşik yüksek olsa da içerisi yeterli bir alana sahip olduğu söylenebilir. Üst tarafta bir tane tutamağımız var. Burada tek tarafa konumlandırılmış. Stopların yukarıda olması güzel. Hem görünüşü, yani arkadan görünüşü arttırıyor. Araç da yandan tekrar bu tarafa bakalım. Sportif bir görüntüye sahip. Büyükçe farları var. Şimdi şöyle dönelim. Aracın etrafında aracı iyice tanımış olduk. İçeriye girelim. Baş ve diz mesafesini arka tarafta göstereyim size. Bakalım yeterli alan var mı? Şöyle kapı kolları plastik. Çok da yani bu sınıf için standartlarında olduğunu söyleyebilirim. Aktif donanım olduğu için baz donanım. Arkalar manuel. Önler sadece otomatik olarak açılıp kapanabiliyor. Sert plastik. Şurada çok küçük bir su şişesi girmez buraya. Daha küçük bir mendil tarzında eşyalarınızı koyabiliriz. Kol dayama olduğu yer kumaş kaplı. Onun haricindeki diğer yerler sert plastik kaplı. Şöyle iki kişi için oturacak alan var. Ve arkada araç 5 kişilik ama arkada iki tane kafalık var. Ortadaki için emniyet kemeri var. Yalnız kafalık yok. Ön koltuk bana göre ayarlı. Şöyle içeri geçeyim. Baş ve diz mesafesini göstereyim. Şöyle rüzgardan saçlar da dağıldı. Arkadaşlar 1.82 boyum. Arkada gördüğünüz gibi kafa için 4 parmak kadar bir alan var. Diz için de şöyle hani 4 olması da şöyle 3 parmak kadar da diz için alan olduğu söylenebilir. Dediğim gibi burada eksiklik bu kafalık yok. Ama 3. kişi için burada emniyet kemeri var. Araçta 5 kişilik. Burada bir kafalığın olması gerekiyordu. Orta tarafta burada hem ön hem arkadaki yolcuların kullanabileceği bir su şişesini koyabileceğimiz bir göz var. Burada ufak tefek eşyalar koyulabilir. Ayak koyduğumuz yerde de bu kızaklar biraz yukarıda konumlandırılmış. Onun için burada biraz size engel olabiliyorlar. Kumaş koltuk, bunu sökebilirsiniz. Fermuarı buradan çıkartıp yıkayabilirsiniz.
Şöyle etrafını göstereyim. Burada tabii aktif donanım olduğu için burada tutamaklar yok. Aynı şekilde yerleri kapatılmış. Araçta herhangi bir tutamak yok. Zaten şoför tarafında da burada hiç yok arkadaşlar. Yeri boş. Buradakilerin de yerleri kapatılmış durumda. Şöyle ön tarafa bir geçelim. Orada göstermek istediğim de şeyler var. Ondan sonra da test sürüşüne çıkabiliriz. Şöyle kapı iş saatine bir bakalım. Kapı ağır aslında. Biraz menteşeden dolayı biraz sert kapatmak gerekiyor. Burada da aynı şekilde arka taraf gibi sert plastikten oluşuyor. Burada kolumuzu dayadığımız yer biraz daha yumuşak. Arkalar otomatik olmadığı için sadece iki cam otomatik. Ama camlar tek dokunuşla açılıp kapanabiliyor. Şöyle bakarsak burada yol bilgisayarın menüsü, ESP kapatabileceğimiz tuş burada. Aydınlatma, gösterge aydınlatmasını artırıp azaltabiliyoruz. Far yükseklik ayarı ve arka sis farının buradan açıp kapatabiliyoruz. Ön sis farı olmadığı için burası boş. Burada bir eşya saklama yerimiz var. Yükseklik ve derinlik olarak ayarlanabiliyor direksiyon. Şöyle içeri doğru bakalım. Koltuğumuzu da şöyle göstereyim. Bir herhangi bir sportiflik iddiası olmadığı için içerisi oyuntulu bir koltuğa sahip. Şöyle geçelim içerisine. Direksiyonun arkadaşlar herhangi bir kaplaması yok. Plastik. Deri kaplı değil. Onun için bir kılıf kullanılmış direksiyonda. Diğer Fiat modellerinden de tanıdığımız Linea'dan özellikle gösterge ve buradaki kol sinyal silecek koluna sahip. Bu orta tasarım birebir Linea ile aynı. Linea testimiz de var. İsterseniz yukarıda tıklayarak Linea testimize de gidebilirsiniz. Burada artı olarak Linea'dan artı olarak City fonksiyonu var. Burada bastığınızda şehir içi manevralarda direksiyon daha da yumuşuyor. Elektrik destekli bir direksiyon var. Merkezi kilit tuşu ve bagaj açma tuşu burada arkadaşlar. Burada MP3 çalabilen multimedyamız var. Klimamız da manuel olarak. Ama bu bayağı büyük olması artı. Linea'da buradaki tuşlar soyuluyordu. Buradaki yapı değiştirilmiş. Daha böyle oradaki daha pütürlü yapı yerine daha plastikimsi bir yapı konulmuş ve bunlar 2011 model bu araç. Herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Aşağı doğru bakarsak burada bir telefonumuzu koyabileceğimiz bir göz var burada. Arkaya doğru iki tane bardaklık koyulabilir. Arkadaş burayı para bozuk para yeri olarak kullanmış. Burada bir çakmaklığımız var ve burada el frenin altında da ufak bir eşya bölümü var. Anahtarımız sustalı. Gördüğünüz gibi Fiat logosuna basıp sustasını açabiliyorsunuz. Açma, kapatma ve bagaj açma tuşu. Bagajı söylediğim gibi ya buradaki tuştan açıyorsunuz ya da anahtarınıza basılı tutarak açıyorsunuz. Böyle bir anahtarımız var. Gayet güzel, şık bir anahtar. Bu sınıf için ve 2011 model bir araç için gayet iyi. Yarım kontak yapıp 1-2 saniye, yani 1 saniye biraz aşan bir sürede marşımız alıyor. Emniyet kemerimizi takalım. Yalnız emniyet kemerinin sadece şoför tarafında sesli uyarısı var. Yolcu tarafındaki kişi emniyet kemerini takmazsa sesli bir uyarı yapmıyor. Ve emniyet kemerimizin de yukarı aşağı ayarı yok olduğunu söyleyebilirim. Araç arkadaşlar 1.3 75 beygir ve 190 Nm torka sahip. 0-100 hızlanması 13.6 saniye ve son hızı da 165 km olarak katalog verileri var. Araç zaten en iddialı olduğu konu ekonomi. Bu aracın her noktasında kendini gösteriyor. Hem bakım maliyeti olsun, hem yakıt tüketimi olsun, araç alımında olsun, birçok konuda
fiyat kalite bandında bence iyi bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle sağa geçelim. Burası sağdan gidiş var sadece. Araç arkadaşlar, sesten de anlayacağınız gibi kayış yerine zincir var. Bu da motor kayış, yani ağır bakımın kilometresini daha da öteliyor. Normalde 90-100 bin bandında olan bakımlar bu araçta 150 bin ve üzeri kilometrelerde oluyor. Maliyeti daha düşük. Yakıt tüketim verileri fabrika verisinde 5.94 ve ortalamada 4.4 litre fabrika verisi var. Testimizin sonunda da bu veriyi size göstereceğiz arkadaşlar. Burada araçla ilgili anlatabileceğim şeyler, 45 litre kadar depo var. 275 litre bagaj hacmine sahip araç. 5 ileri manuel şanzımanla geliyor. Bunu istersek 90'lık olan versiyonunda otomatik, yarı otomatik şanzıman var. Duologic isminde. O şanzıman şeklinde de satın alabiliyoruz. O zaman, yani satıldığı yıllarda dizel otomatik şanzımanla satılan tek araçtı. Maliyet kaygısı güdülerek çok birçok şey tasarlanmış. Arka tarafta bağımsız süspansiyon yerine yarı bağımlı yanal dengesi olan bir süspansiyon sistemine sahip. Bu da bu performansta, yani 13.9 saniye 0-100'e olan 165 km son hızı olan bir araç içinde bence yeterli bir yol tutuşuna sahip. Çünkü bu araca sahip olmak isteyen insanların amacının daha çok, yani birinci tercihinin ekonomi olması gerekiyor. Birinci sebebi, araç 1.3 olduğu için vergi diliminden en düşük vergiyi ödeyeceksiniz. Yakıt tüketim olarak da gayet uygun. 4 litreler civarında da, düşün, 2011, ki bu arabanın ilk çıkışı işte 2005 yıllarında bu kasa çıkmaya başladı. O yıllarda üretilen en düşük yakıt tüketimli araçlardan biri. O yıllarda Euro NCAP testinden de bu araç 5 yıldız almıştı. Yalnız bizim tabii aktif donanım olduğu için bu araçta sadece 2 hava yastığı mevcut. ABS ve ESP, orada gördüğünüz gibi, araçta var. Sadece hava yastığı sayımız daha az olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar, aracın en bilinen kronik, yani genel olarak karşılaşan arızaları, iki arızası var. Bu city fonksiyonu ile ilgili bir arıza yaşama ihtimali var, en çok görülen. Bir diğeri de bu amortisör bilyaları. Aynı şekilde bu amortisörlerle ilgili sorun Linea'da da vardı. Onda da amortisörlerde vurma yapıyordu. Zaten ortak üretim olduğu için birçok parça Linea'da da kullanıldı, ki bu göğüs aynı şekilde Linea göğüsü. Yalıtım aynı şekilde Linea'dan da neredeyse birebir. Onda da motor sesini gayet güzel içeri alıyor. Hafif de olsa yol sesi alıyor. Rüzgar sesi almıyor arkadaşlar. Yani zaten o kadar sesten dolayı biraz da yol sesini duymuyorsunuz. Amortisörlerle ilgili, amortisörler biraz daha serte yakın ayarlanmış. Çünkü dediğim gibi tam bağımsız süspansiyon olmadığı için yol tutuşunu da arttırmak babında biraz daha serte yakın amortisörler kullanılmış. Bunun önüne geçmek için de yumuşak lastik tercih etmek bu araçta en mantıklısı olur. Hem yol tutuşunu arttırmış oluruz, hem de konfor hissiyatını yukarı çekmiş oluruz. Klima ve havalandırma ünitemiz arkadaşlar bu sınıf için bence gayet iyi çalışıyor. Yani eleştirirken artı yönlerini de
söylemekte fayda var. Direksiyon hissi, elektrikli direksiyon olmasına rağmen böyle hisli bir direksiyonu var. Ben Punto'ların ve Linea'ların açıkçası direksiyon hissiyatını seviyorum. Daha böyle hidrolik, saf hidrolik direksiyonmuş gibi bir direksiyon hissiyatı var. Yolu birebir hissedebiliyorsunuz. Bu güzel bir detay. Tabii sevenler için güzel bir detay. Yolu hakim, daha hakim olabiliyorsunuz. Ve city fonksiyonunun da eklenmiş olması, yani park ya da düşük hızlardaki manevralarda direksiyon sertleşmesinin önüne geçip daha yumuşak bir hissiyat veriyor size. Yani elektrik desteğini arttırıyor ve yumuşuyor. Siz park manevrası yaparken sertleşmek yerine direksiyon yumuşuyor ve çok daha kolay bir şekilde park manevrası yapabiliyorsunuz. Bu sert süspansiyonun tabii sonucunda da aracın muhtelif yerlerinden tıkırtı gelmesi gayet normal. Tabii ülkemiz yol şartları da malum. Sert süspansiyonlar ve bu kadar sert bir lastik bir araya geldiği zaman ister istemez bir bazı sesleri duymak mümkün. Ama şu an mesela pürüzsüz bir yolda gidiyoruz. Burada herhangi bir ses yok. Aynı daha önce Linea testindeki, Linea kendi aracımdı, test ettiğim araç. Onda da aynı şekilde bu tıkırtı, çıtırtı sesi geliyordu. Bunun sebebi de aracın komple sert plastik olmasından kaynaklıydı. Tabii bu mevsim geçişleri, havanın sıcak soğuk olması, ısınıp soğumak da bu sesleri arttıran bir etken olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Sizi böyle güzel çınar ağaçlı yollardan götürüyorum. Gayet burası da böyle sonbahar günü, yaprak dökümü de var çınar ağaçlarıyla. Bayağı güzel yerler burası. Videoyu kapatmadan hemen yakıt tüketim verisini de göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi 4.6 litre test tüketimimiz olmuş arkadaşlar. Hoşçakalın.